Evet arkadaşlar, TYT Coğrafya full tekrar ikinci video ile karşınızdayız. 10 sorudan oluşan bir video olacak arkadaşlar. 10 soruda TYT'nin bütün konularını arkadaşlar sonuna kadar tamamlamış olacağız. Ve TYT ile alakalı son hatırlatmalarımızı sizlere yapmış olacağız arkadaşlar. Şimdi sırasıyla birinci soruda biz Türkiye'nin iklimi ve bitki örtüsüyle başlangıç yapalım arkadaşlar. Evet, Türkiye'nin iklimi ve bitki örtüsüyle alakalı sizler için güzel bir soru yazdık arkadaşlar. Bakın diyor ki, tabii bu konuyu biz bilhassa öğrencilerimizden istediğimiz, diyoruz ki Türkiye'nin matematik konumunu bil. Yani enlem ve boylam derecelerini bil. Türkiye hangi yarımkürede yer alır bunu bil. Orta kuşakta, kuzey yarımkürede yer alır. 36-42 kuzey paralelleri, 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alır. Türkiye'nin en güney ile en kuzey arası, tabii ki 42-36 yaptığımızda 6. İki paralel arası 111 kilometre olduğu için Türkiye'nin en güneyi ile en kuzey Sinop'un yine arası 666 kilometredir. Türkiye'nin işte en doğusu ile en batısı arası kaç dakikadır? Burada da hatırlatalım. Tabii ki bir boylam arası neydi arkadaşlar? Boylamdan boylama 4 dakika geçmiş oluyorduk. Türkiye'nin 26'dan 45 doğu meridyenine gidene kadar da yine birbirinden çıkarıp 4 ile çarparak Türkiye'nin en batısı ile en doğusu arasındaki yerel saat farkını da bulabilirsin. Şimdi bizim burada coğrafi koordinatları verilmiş, haritamız verilmiş ve diyor ki Türkiye'nin, buna göre Türkiye'nin iklimiyle ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır arkadaşlar? Şimdi Türkiye'nin iklimiyle alakalı, Türkiye'nin iklimini etkileyen basınç sistemleri var. İşte kuzeyden İzlanda, kuzeydoğudan işte Sibirya, güneydoğudan Basra gibi Türkiye'yi etkileyen basınç kuşakları var. Artı Türkiye'nin iklimi çevresindeki kara parçalarından işte etkilendiği gibi işte denizel özellikten dolayı ya da batıdan doğuya doğru gittikçe yükselti arttığı için bu gibi özelliklerden dolayı Türkiye'nin iklimi etkilenebiliyor. Ve Türkiye'nin işte Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi, işte bozkır, Türkiye'de farklı iklim tipleri de var. İklim de çeşitli arkadaşlar. Şimdi sırasıyla hangisi yanlışmış buna bakalım arkadaşlar. Bakın birincisi diyor ki Türkiye 4 mevsim belirgin olarak yaşar. Burada hatırlatma notum şu. 4 mevsim belirgin olarak nerede yaşanır sadece arkadaşlar? Orta kuşak ülkeleri 4 mevsimi belirgin olarak yaşar. Türkiye'de bir orta kuşak ülkesi midir? Evet. O halde Türkiye 4 mevsimi belirgin olarak yaşar arkadaşlar. Bu doğru. Basra termik alçak basıncı yaz mevsiminde güney ve güneydoğuda sıcaklıkların yükselmesine neden olur. Arkadaşlar Basra dediği yer, Basra Körfezi Arap Yarımadası'nın doğusu. Yine Basra Türkiye'yi yine güneyden etkileyen bir sıcak bir hava dalgası getiriyor arkadaşlar. Ve Basra termik alçak basıncı da yazın işte Şanlıurfa'dır, Diyarbakır'dır, bu Güneydoğu, Güneydoğu Anadolu bölgesinin yine sıcaklıkların yükselmesine, kurak bir yaz mevsimi geçirmesine neden oluyor arkadaşlar. C şıkkına bakıyorum. Diyor ki Doğu Anadolu bölgesinde kış mevsimi uzun ve karlı geçmektedir. Doğu Anadolu bölgesi arkadaşlar ne iklimi? Sert karasal iklim arkadaşlar. Sert karasal iklimde yazları kısa geçer, serin, ama kışları uzun ve karlı geçer arkadaşlar. Sert karasal iklim, buranın da bitki örtüsü karşıma çayır olarak geçiyor. Bu hatırlatmayı da sizler için yapalım arkadaşlar. Ve diyor ki Sibirya yüksek basıncının etkili olduğu dönemde alçak basınç koşulları yaşanmaktadır. Sibirya yüksek basıncı arkadaşlar Türkiye'nin kuzey kuzeydoğu kesiminden şu alanda Türkiye'yi etkileyen, değil mi? Kışın kar getiren bir hava. Ama burada bir bakın kelime oyunu var. Sibirya yüksek basıncının etkili olduğu dönemde alçak basınç koşulları etkili olur diyor. Hayır arkadaşlar, yüksek basınç koşulu etkili olur. Yüksek basınçta bakın alçalıcı hava hareketi görülür. Hava açıktır. Hava daha soğuktur arkadaşlar. Ama tam tersi, alçak basınçta yükselici hava hareketi görülür. O zaman hava nemlenir. Yani burada bir kelime oyunu var. Buna dikkat edeceğiz. İç Anadolu bölgesi en fazla yağışı ilkbahar mevsiminde alır. Bu da doğru. Bunu da nasıl öğretmiştim? Türkiye'nin İç Anadolu'ya şöyle bir E cetvelini koydunuz. Şu şekilde doğudan Karadeniz kıyılarından şöyle E harfi yaptık diyelim arkadaşlar. İç Anadolu en fazla yağışı ilkbahar. Doğu Anadolu en fazla yağışı yaz. Karadeniz bölgesi en fazla yağışı sonbahar. Kıyı Ege ve Akdeniz'de en fazla yağışı kış mevsiminde alır. Böyle bir E harfi ile de Türkiye'nin hangi bölgesi en fazla yağışı hangi dönemde alır rahatlıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Türkiye'nin iklim ve bitki örtüsüyle alakalı söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Evet, şimdi bir diğer sorum iç kuvvetler. Arkadaşlar iç kuvvetler nelerde? Hatırlatmamı yapıyorum. Bakın arkadaşlar,
Tabii iç ve dış kuvvetler olarak bu geniş bir ünite. Yani bunların hepsini tekrarda anlatamayacağız sizlere şu an. Ancak iç kuvvetlerle alakalı vereceğimiz önemli not şudur. Şimdi yerin derinliklerinden geliyor. Gücünü yerin derinliklerinden alıyor arkadaşlar. Bakın birinci olarak epirojenez, kıta oluşumu. İkinci iç kuvvet orojenez, dağ oluşumu. Üçüncü deprem. Dördüncü volkanizm arkadaşlar. Şimdi iç kuvvetleri değerlendirirken epirojenizin kıta, orojenizin dağ oluşumu olduğunu hatırlayalım. Ya bu en çok karıştırılanlardan biridir. Şimdi dağlar yani orojeniz dağ oluşumuydu. Bir kıvrımlı şekilde, ikincisi şöyle kırılma şeklinde dağlar oluşabiliyor ve bu aralarda faylanmalar oluyor. Bu tabii Ege bölgesinde yaygın olarak, kıvrımlı ise Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde görülüyor arkadaşlar. Ha, epirojenez neydi? Bir diğer iç kuvvetlerden epirojenez. Epirojenez ise arkadaşlar kıta oluşumu demek. Kıtanın toptan yükselme ya da kıtanın toplu bir şekilde alçalma hareketine epirojenez diyorduk arkadaşlar. Bir diğeri deprem ve volkanizma. Bunlar enerjisinin yerin içlerinden oluyor arkadaşlar. Bakın şimdi aşağıdaki şekilde bir horse graben sistemi vermiş. Şimdi kırılma sonucu oluşan, eğer ki jeosenklerlerde biriken tortul malzeme, daha oluşmadan önce biriken tortul malzeme sert bir yapıda ise, sert bir yapıdaki malzemeyi sen sıkıştırırsan kıvrılmaz değil mi? Esnek değil, sert olduğu için kırılır. Yüksekte kalan kesimlere horse, çukurda kalan kesimlere graben. Ben bunun örneklerini de vereyim, hatırlatayım. Graben alanları, bakın Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz, Bakırçay, Edremit gibi bu ova alanlar kıyı boyunca uzanan graben alanlarıdır. Ama işte Aydın Dağı, Boz Dağı, Yunt Dağı, Madra Dağı, bunlar bölgenin horst alanlarıdır arkadaşlar. Horst graben sisteminin görüldüğü yerle ilgili ne yorum yapılamaz? Tabakalar kırılarak yer değiştirmiştir. Doğru cevap. Deprem ihtimali yüksektir. İşte dedik ya, kırılma sonucu aralarda faylanmalar meydana geliyor. Ege bölgesi zaten birinci dereceden deprem bölgesidir. Deprem ihtimali yüksektir arkadaşlar. Zengin lignit yataklarına sahiptir. Lignit bizim Tersiyer döneminde, yani 3. jeolojik zamanda oluşmuştu arkadaşlar. Ama biz hiç orojenez sonucunda lignit oluştu ya da orojenez sonucunda petrol oluştu ibaresi size kullanmadık. Sıcak su kaynakları bakımından zengindir. Zaten bir yerde deprem riski varsa, fay varsa, fay kaynağı zaten bir sıcak su kaynağıydı. Kaplıcalar, ılcalar mineral bakımından zengin. Doğru. Horse Graben'in olduğu yerde faylanma vardır. Çünkü Horse Graben nedir? Bir orojenezdir. Yani kırılmadır arkadaşlar, kırılma. Ülkemizde Horst Graben sistemi Ege bölgesine rastlanır. Bu da doğru ama zengin lignit yatakları ile orojenizin bir alakası yoktur arkadaşlar. Orojenizi de böylelikle hatırlatmış olduk. İç kuvvetlerimiz epirojenez, orojenez, deprem ve volkanizmaydı arkadaşlar. Bu şekilde de konuyu özetlemiş olduk. Bir diğer konumuz dış kuvvetlerden arkadaşlar. Burada da bir delta oluşumuyla alakalı bir resim verdik arkadaşlar. Bakın akarsuyun akıp denize döküldüğü yerde bir delta oluşmuş. Yani burada tabii ki deltanın oluşabilmesi için neler önemli? Bu konu üzerinde çok durmuştuk hatırlarsınız. Zaten soruda da bunu sorduk. Çünkü ÖSYM de bunun üzerinde çok duruyor. Delta oluşumuyla ilgili ya da deltanın görüldüğü yerde ne görülmezdi? Bir yerde delta varsa ne yoktur? Haliç yoktur arkadaşlar o kıyıda. Bu en önemlisiydi. Hangisi gerekli değildir diyor delta oluşumu için. Bir kere arkadaşlar bir akarsu aktı 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 geldi denize taşıdı alüvyalleri, yani burada kumları çakılları taşıdı getirdi denize yığdı. Şimdi denizin kenarında o dolgunun oluşabilmesi için o yığılan malzemenin hep orada birikmesi gerekiyor. O yüzden deniz sığ olmalı, derin bir denizde birikme geç olur. 2. Akarsu bol alüvyal taşımalı. 3. Kıyıda gel git etkisi yüksek olmalı diyor. Yani kıyıda yüksek bir gel git olursa akarsuyun kıyıya yığdığı topraklar birikmez arkadaşlar. Güçlü akıntı olmamalı. Evet, güçlü akıntı kıyıda biriken alüvyal toprağı alır götürür. Falezli kıyı olmamalı çünkü falezli kıyılar derin dik kıyılardır. Bize sığ kıyılar lazım ve kıyıda gel git etkisi yüksek olmalı diyor. Hayır, kıyıda yüksek bir gel git etkisi olmayacak. Zaten bu yüzden kıyıda gel git etkisi yüksek olan yerler nelerdir? Örneğin okyanus kıyıları, örneğin Batı Avrupa gibi okyanus kıyılarında delta oluşumu güçtür. Deltalar arkadaşlar nerede oluşur? Daha çok iç denizlerde. Biz de mesela hatırlatalım, Karadeniz'de Samsun'da Çarşamba ve Bafra Deltası,
Kıyı Ege'de Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz, Bakırçay deltaları. Akdeniz'de Seyhan, Ceyhan nehirlerinin yine denize döküldüğü yerlerde olsa işte Çukurova, işte Amik Ovası, Silifke Ovası gibi. Yani Türkiye'de delta çok. Buradan da ne çıkıyor? Türkiye'de delta çok çünkü Türkiye'nin kıyılarında arkadaşlar sığ kıyılar görülebiliyor. Akarsuyu denize döküyor. Çünkü Türkiye bir iç deniz. Bundan dolayı da delta oluşumu bizde var. Deltanın görüldüğü yerde ne görülmez? Haliç görülmez. Eğer ki bir İzoips haritasında da yani şöyle düşünün. Bu kıyı deniz olsun arkadaşlar. İzoips'lerde de olur. Delta şöyle denize doğru. Şöyle bir çıkıntı varsa. Denize doğru şöyle bir çıkıntı varsa arkadaşlar. Şuradaki biriken yer nedir? Deltadır diye tespit edebilirsiniz arkadaşlar. Delta böylelikle önemlidir arkadaşlar. Akarsu bol miktarda alüvyal taşıyacak ki delta oluşsun. Evet, gelelim bir diğer soruya. Erozyon ve heyelan konusuna. Arkadaşlar, diyor ki sorumuzda ülkemizde heyelan riskinin fazla olduğu yerler arasında gösterilemez. Şimdi bir, heyelan ne demek? Toprak kayması. Bir, burada tabii ki önemli şeyler var. Bir, sağanak yağış. Sağanak yağış. Bol yağmur olacak arkadaşlar. Sağanak bir şekilde bastır, toprak suya doysun arkadaşlar. İkincisi, killi toprak. Üçüncüsü, eğim arkadaşlar. Bu üçünü topladığında bir yamaç boyunca toprak kayabiliyor arkadaşlar ve şu aşağı kısımlara toprak yığılabiliyor. Şimdi arkadaşlar, eğimli arazi, kirli toprak, sağanak yağış deyince aklımıza Karadeniz bölgesi geliyor ve Akdeniz bölgesi geliyor arkadaşlar. Bu bölgelerde bu verdiğimiz özellikler görülebiliyor arkadaşlar. Ve hangisinde görülmez? Bolu. Güncel haberleri takip edenler varsa ya da geçmişte Bolu'da oluşmuş heyelan haberlerini mutlaka görecektir, bir afetti. İkincisi, Trabzon. Zaten Karadeniz bölgesi birinci dereceden heyelan. Sık sık Trabzon'da heyelan, toprak kayması haberlerini görebiliyoruz. Yine Kastamonu'da aynı şekilde aynı iklim özellikleri taşıdığı için, yine arazi engebeli eğimli olduğu için heyelan riski yüksektir. Artvin, Doğu Karadeniz'de yine heyelan riskinin yüksek olduğu yerlerdendir. Cevabımız Konya. Çünkü Konya bunlara göre hem iklim olarak kurak, yarı kurak bir iklime sahip arkadaşlar. Bozkır zaten burası. Ve arazide eğim oranı arkadaşlar çok çok düşük. Düz bir arazi ve bundan dolayı da heyelan riskinin en düşük olduğu yer verilen şıklarda Konya'dır arkadaşlar. Bunu da hatırlayalım. Dediğimiz gibi sağanak yağış, kirli toprak ve eğim heyelan riskini arttırır arkadaşlar. Şimdi gelelim bir diğer önemli konuya. Sık sık üzerinde durduk. Dedik ki arkadaşlar, topraklar 3 gruba ayrılır. Zonal, azonal, intrazonal. Zonal toprak yerli kaya toprağıydı. Bölgenin iklimi hakkında bilgi verirdi arkadaşlar. Ama azonal işte taşınmıştı. Alüvyal gibi, kolüvyal gibi, lös gibi, işte moren gibi vesaire taşınmıştı. İşte zonal, azonal, intrazonal grup vardı. Halomorfik, hidromorfik, kalsimorfik diye intrazonalin altında. Toprak tipleri isimli videoda detaylı bir şekilde bunları anlattık. Ve toprakla bitki örtüsünü de ilişkilendirmek istedik bir soruda ki bitki örtüsüyle alakalı da bir hatırlatma yapmak istedik size. Ve dedik ki sorumuzda, bitki örtüsü toprak tipleri eşleştirmelerinden hangisinde yanlış bilgi verilmiştir dedik arkadaşlar. Bakın, toprak tipi ve bitki örtüsü. Şimdi birincisi Terra Rossa demişiz arkadaşlar. Terra Rossa kırmızı renkli, Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde görülen toprak tipiydi. Tabii ki kireç oranı yüksekti, verimsizdi. Gübreleme, sulama gibi yollarla verimli hale getirilebiliyordu. Şimdi Akdeniz iklimi ise, Akdeniz ikliminin bitki örtüsü ne? Maki. Bakın bu tuttu arkadaşlar. İkinci grup Çernezyom demiş. Çernezyom yine zonal grup arasında en verimli olan kara toprak diye bilinen humus miktarı zengin toprakta. Humus neydi? Topraktaki organik madde miktarıydı. Organik madde miktarıydı. Şimdi Çernezyom Doğu Anadolu bölgesinde ise, Doğu Anadolu bölgesinin bitki örtüsü nedir? Bozkır. Bakın bozkır yanlış. Bozkır neydi arkadaşlar? İç Anadolu bölgesinde ağırlıklı görülüyordu. Ama Çernezyom Doğu Anadolu bölgesinde, özellikle neredeydi? Erzurum, Kars yöresinde görülen bir toprakta. Bu bölgenin bitki örtüsü nedir? Çayırdır. Zaten üzerinde büyükbaş hayvancılık yapılıyor. Yanlış cevap bulduk. Laterit, ekvatoral iklim toprağıydı. Ekvatoral iklimde görülen, ekvator ve çevresinde görülen aşırı yıkanmış bir topraktı. Bitki örtüsü zaten geniş yapraklı ormanlar. Podzol, soğuk iklim kuşağında görülen toprak tipiydi. Sibirya gibi, Kanada gibi. Zaten soğuk diyorsak bakın iğne yapraklı orman bitki örtüsü. Kahverengi step, İç Anadolu'da görülen, bozkır bitkisi altında görülen yine bitki örtüsü de step olarak karşımıza çıkıyor. Ama Çernezyom, Erzurum, Kars'ta görülür. Doğu Anadolu, sert karasal iklim bitki örtüsü
çayırdır arkadaşlar. Hatamızı da burada görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim bitki türlerine arkadaşlar. Bitki türleriyle alakalı sorumuza. Burada yukarıdaki özellikle verilen çalı formasyonu aşağıdakilerden hangisidir diye bahsetmişiz arkadaşlar. Şimdi bitkileri biz farklı gruplara ayırmıştık. Ağaç formasyonu, çalı formasyonu, ot formasyonu diye 3 gruba ayırmıştık arkadaşlar. Çalı formasyonuyla alakalı da yine şimdi anlatırken zaten detaylandıracağız. Diyor ki Akdeniz ikliminin görüldüğü sahalarda yetişiyormuş. Şimdi Akdeniz iklimi Türkiye'yi hayal edin arkadaşlar. Örneğin Antalya olsun. Bitki örtüsü Kızılçam ormanlarının tahribi sonucu oluşmuş çalılardır. Şimdi çalılar belli arkadaşlar. Çalı grubu, çalı formasyonu 3'e ayrılıyordu. Değil mi? Maki, Garik ve Püsödo Maki. Bunlar çalı formasyonuydu. Bunlar Akdeniz'deki Kızılçam ormanlarının tahribi sonucu Maki. Maki'nin tahrip edilmesiyle Garik oluşuyordu. Püsödo Maki de Karadeniz bölgesinde o geçiş ikliminde görülen yalancı Maki anlamına geliyordu. Zaten zeytin, defne, zakkum bu türe ait örnekler. Zeytin, defne, zakkum nedir arkadaşlar? Birer Maki'dir diyebiliriz arkadaşlar. Bitki örtüsü Kızılçam demiş zaten Akdeniz. Akdeniz deyince tundra olamaz. Zaten soğuk. Bozkır olamaz. İç Anadolu çayır olamaz. Erzurum kars. Savan olamaz. Maki arkadaşlar karşıma bitki formasyonda çıkıyor. Bitki formasyonu dediğim gibi çalı formasyonu, ağaç formasyonu ve ot formasyonu olarak 3'e ayırmıştık. İşte ekvatoral yağmur ormanları, işte muson ormanları, tayga ormanları diye alt grupları vardı. Otun işte savan gibi, bozkır gibi ot grubuna da örnekler vermiştik. Bitki türlerini de yine geniş bir şekilde işlemiştik arkadaşlar. Bunu da bu şekilde hatırlatmış olduk. Şimdi gelelim yeryüzündeki su varlığı konusuyla alakalı sorumuza arkadaşlar. Biraz harita bilginizi de zorlayacak. Denizlerin tuzluk oranını vermişiz. Kızıldeniz, Akdeniz ve Baltık. Gördüğümüz gibi arkadaşlar en tuzluyu burada Kızıldeniz görürken tuzluk oranı en düşük olanı da Baltık Denizi olarak görüyoruz arkadaşlar. Yani Kızıldeniz Arap Yarımadası'nın hemen batısında, hemen onun biraz kuzeyinde Akdeniz. Tabii ki İskandinav Yarımadası'nın güneyinde de Baltık Denizi yer alıyor arkadaşlar. Ve birbirinden farklı tuzluk oranlarına sahipler. Buna göre denizin tuzluk oranının farklılık göstermesinde hangisi daha fazla etkilidir? Biz en fazla etkili olanını bulacağız arkadaşlar. Şimdi denizlerin tuzluk oranını etkileyen en önemli şey ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı ne yapıyor? Tabii ki küçülüyor. Güneş ışınlarının dik geldiği buralarda sıcaklık daha fazla, buharlaşma daha fazla. Ama kutuplara gittikçe enlemin etkisine bağlı olarak sıcaklıklar azalıyor. Sıcaklık azalınca buralarda buharlaşma daha fazla, daha fazla tuzluyken ama kutuplara gittikçe ne yapıyor? Buharlaşma azalıyor, tuzluluk oranı azalıyor. O zaman en önemli etmen neymiş arkadaşlar? Enlem etkisi. Bulundukları yerin jeolojik yapısı. Hayır arkadaşlar, jeolojik yapı tuzluluk oranını daha fazla etkiler kısmında bize uymuyor. Jeolojik yapı etkilemez. Kayaç özelliği tuzlulukta yine en fazla etkiye sahip değildir. Denizlerin yüz ölçümü yine almıyoruz. Burada daha fazla dediği için soru köküne dikkat edeceğiz. Biz en fazla olanı denizlerin tuzluluk oranını etkileyen temel faktör denizlere birbirine göre enlemidir. Birbirine göre ekvatordan kutuplara doğru sıralanışıdır diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız Adana. Gelelim bir diğer sorumuza. Nüfus ve yerleşme arkadaşlar. Nüfus ve yerleşme ile alakalı tabii ki dağınık yerleşme, toplu yerleşme diye detaylı bir şekilde anlattık. Dedik ki arazi engebeli, su kaynakları bolsa dağınık yerleşme tipi görülür arkadaşlar. Şimdi bakın verilen merkezin hangisinde dağınık yerleşme yaygındır? Şimdi arazi engebeli deyince arkadaşlar aklıma Karadeniz geldi. Hemen Karadeniz bölgesi geldi. Ya da Doğu Anadolu bölgesi geldi arkadaşlar. Arazi engebeli. Ama diyor ki su kaynakları da bol. Evet, ikinci kez yine aklıma gelen Karadeniz bölgesi artıyor arkadaşlar. Arazi engebeli, su kaynakları bolsa insanlar dağınık bir şekilde yerleşebilirken ama İç Anadolu'da su kaynakları sınırlı olduğu için daha toplu bir şekilde yerleşme görülebiliyor. Yerleşme tiplerini de detaylı bir şekilde yine bahsetmiştik. Burada da hatırlatmamızı yaptık. Su kaynaklarının az olduğu, arazinin düz olduğu yerlerde toplu. Su kaynaklarının bol, arazinin engebeli olduğu yerde de dağınık yerleşme görülür. Karadeniz bölgesi buna en güzel örnektir arkadaşlar. Dağınık yerleşme tipinin görüldüğü. Gelelim arkadaşlar küresel ortam ve bölgeler ile yine bir diğer sorumuza. Şimdi burada küresel ortam bölgeler konusunu anlatırken dedik ki arkadaşlar boğazlar ve kanallar çok önemli. Boğazlar ve kanalları bilin. Hangisi birbirine bağlar? Çünkü ulaşım sorusu karşımıza gelebilir. ÖSYM harita verip harita üzerinden güzergah da çizebilir. Bu şekilde arkadaşlar bize sözel olarak da kendimizin düşünmesi gerektiği bir alanda da bir soru bize yazılabilir.
Diyor ki yukarıdaki verilen boşlukların hangisi doldurulmalı, uygun bir şekilde doldurulmalı, neyle doldurulmalı? Şimdi bakın, Panama kanalının açılmasıyla nokta nokta önemini kaybetmiştir. Harita bilginizi yoklayın arkadaşlar. Panama kanalının açılması ile tabii insanlar Avrupa'dan yola çıkan bir gemi Amerika kıtasının en güney ucunu dolaşıp Amerika'nın batı kıyılarına geçmeye çalışırken Magellan'ı kullanıyordu. Ama Panama açıldı. Artık kimse Amerika'nın batı kıyısına geçmek için Amerika'nın en güneyine gidip Magellan'dan geçiyor mu? Hayır. O zaman Panama'nın açılmasıyla kim önemini kaybetmiş? Magellan diyelim arkadaşlar. Birincisi bu. İkincisi diyor ki Akdeniz limanları nokta noktanın keşfiyle önemini yitirmiştir. Yani bu Akdeniz limanları önemliydi. Yeni bir yol bulmuşlar. Artık Akdeniz limanını kullanmıyorlar arkadaşlar. Tabii ki coğrafi keşiflerde Afrika'nın en güneyine gidip oradan Hindistan'a ulaşan Avrupalılar Afrika'nın en güneyine gittiğinde neyi keşfettiler arkadaşlar? Ne burnu? Ümit burnu keşfedildi arkadaşlar. Ve böylelikle de insanlar Akdeniz havzasını kullanmak yerine kendilerine yeni rota çizmişlerdi. Üçüncüde de diyor ki tekrar nokta noktanın açılması ile Akdeniz limanı tekrar canlandı. Yani Afrika'yı dolaşıp Hindistan'a gitmenize gerek yok. Akdeniz'den de Hindistan'a kısa bir geçiş yaptık. Ne yaptık? Tabii ki Süveyş arkadaşlar. Süveyş hemen Mısır'ın orada Kızıldeniz'e açılan yer kapı arkadaşlar. Süveyş. O zaman Magellan, Ümit ve Süveyş olarak karşıma B şıkkı çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Dediğimiz gibi önemli bir konu. Harita bilginizi zorlayan bir konu diyebiliriz. Geldik arkadaşlar son konumuza, son sorumuza arkadaşlar. Çevre ve insan, doğal afetler. Bakın bir haber paylaşılmış. Demişiz ki burada bir tayfun oldu. Japonya'da etkili oldu bu tayfun ve şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle de uçuşlar iptal edildi. Birçok yerde elektrik kesintileri oldu diye haber köşesinden bir haber paylaşılmış ve diyor ki yukarıdaki gazete haberinde Japonya'yı etkileyen bir tayfun oluşumu ve etkileri paylaşılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedeni olarak gösterilebilir? Yani yukarıda olan olay tayfun arkadaşlar. Tayfun nedir? Bir tropikal siklondur. Yani bir rüzgar mıdır arkadaşlar? Evet, bu bir rüzgardır. Rüzgar niye oluşur arkadaşlar? Basınç farkı rüzgarı oluşturur değil mi? Basınç farkı rüzgarlar ünitesinde detaylı bir şekilde anlattık. Rüzgar daima yüksek basınçtan alçak basınca doğru esen yatay hava hareketleriydi. Ve arkadaşlar basınç farkı varsa iki merkez arasında rüzgar eser dedik. Temel nedenini sormuş. Tabii ki bu tropikal deniz meltemi. Bu zaten yerel bir rüzgardı. Dünyanın gün içindeki sıcaklık farkı meltem rüzgarı oluşuyordu. Çizgisel hız tayfun oluşumunda etkili değil. Yörüngenin şeklinin elips olması. Yani güneşin etrafında dünya şu şekilde. Yörünge elips hatırlatırız. Şu şekilde arkadaşlar bir dönüş vardı. Bu da tabii ki etkili değil. Eksen eğikliği. Eksen eğikliği arkadaşlar. İşte özel tarihler konusundan hatırlayabiliriz. 21 Haziran, 21 Aralık vesaire. Bu da etkili değil. Ama bu kadar kuvvetli bir rüzgarı, bu kadar kuvvetli bir rüzgara ne oluşturur? Yüksek sıcaklık ve yüksek basınç oluşturur diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde de tayfunun yani tropikal siklonların oluşumundaki etkili olan etmeni de hatırlatmış olduk arkadaşlar. Evet. Bütün sorularımızı burada tamamladık arkadaşlar. Konumuzu burada bitirelim. Teşekkür ederiz. Güzel bir tekrar oldu. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Başarılar arkadaşlar.